Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere pazar kahvaltılarınız için böyle şipşak yapabileceğiniz çıtır çıtır milföy hamurundan simit tarifi vereceğim inşallah. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle milföy hamurlarımızı buzluktan çıkartıyoruz. Böyle 10-15 dakika kadar oda ısısında bekletiyoruz. Bakın böyle yumuşaması gerekiyor. Çünkü donmuş bir şekilde açamayız. Ve böyle bütün olarak alıyorum tezgahımın üzerine. Ve merdane ile açıyorum. Merdanemizi biraz bastırıyoruz açarken. Evet, böyle açtıktan sonra bu şekilde kıvırıyoruz hamurumuzu. Böyle kıvırıyoruz. Böyle kıvırdıktan sonra elimizle bir bu tarafa bu elimizi böyle kıvırıyoruz. Bunu da bu şekilde ve simit şekli veriyoruz. Burayı da böyle tam olarak birleştiriyoruz ki açılmasın. Ve böyle hazırlamış olduğum simidimi ayrı bir tepsinin içerisine alıyorum. Şimdi bütün hamurlarıma aynı işlemi yapacağım ve simit şeklini vereceğim. Evet arkadaşlar, simitlerime şekillerini verdim. Eğer açarken zorlanırsanız çok hafifçe böyle un serpebilirsiniz. Ama ben gerek de duymadım. Ama dediğim gibi eğer gerek duyarsanız çok hafif un serpebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. Şimdi burada böyle bir kase dolusu kavrulmuş susamım var. Aktarlarda falan böyle rahatlıkla bulabilirsiniz. Kavrulmuş susam deyince onlar size gösterirler. Ya da beyaz susam kavrulmamış alırsanız da böyle teflon tavanın içerisinde yakmadan kavurabilirsiniz. Böyle biraz karıştırarak kavurabilirsiniz. Daha da lezzetli olur simitte. Böyle geniş bir kabın içerisine aldım susamlarımı. Ve burada da yine geniş bir kabın içerisine böyle 2 yemek kaşığı dolusu üzüm pekmezi alacağım. Bir su bardağı doğrusu da suyum var. Onunla böyle pekmezimi açacağım. Böyle karıştırıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bu malzemelerimi bu tarafa alayım. Şimdi arkadaşlar, hazırlamış olduğum milföy simitlerimi böyle önce pekmezli suya batırıyorum her tarafını. Daha sonra da böyle susama buluyorum. Bu şekilde her tarafını susama buluyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine alıyorum. Şimdi ben bütün simitlerimi bu şekilde önce pekmezli suya batıracağım. Daha sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine alacağım. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da altı üstü böyle güzel nar gibi kızarıncaya dek pişireceğim. Ve daha sonra da nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar. Çıtır çıtır milföy simitlerim fırından çıktı. Gerçekten de muhteşem bir lezzet. Bakın şimdi size göstereyim. Yakın çekimden de. Böyle altı üstü böyle kızarınca fırından alıyoruz. Arkadaşlar ben 10 adet simit yaptım. Siz kaç kişilikseniz ona göre de yapabilirsiniz. Yani kaç adet yapmak istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Yanına da sıcak bir güzel bir çay demledim.
Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.